Antatoros kimdir? 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Matbaacı olan, kültürlü ve hümanist olarak nitelendirdiği, çok sevdiği babasını 10 yaşındayken kaybetti. Genç yaşta dul kalan annesi Selma Keşiş, yalnız başına çocuklarını büyütmek zorunda kaldı. Pangaltı Lisesi'nde ilkokulu, Saint-Benoît'da liseyi bitirdi. İsviçre'de öğretmen okulu olan ve bir çeşit genel kültür okulu diye adlandırdığı Enstitü Montkarma'da okudu. O yıllarda Misak Toros, yakın arkadaşı olan Antatoros'a mektup yazarak evlenme teklifinde bulundu. İyi yürekli, bilgili, yardımsever ve renkli kişiliğiyle gönlünü kazanan, kendisi gibi sanatçı olan Misak Toros'la 1967 yılında evlendi. Amatör olarak tiyatroya ilk adımını 18 yaşında attı. O yıllarda Genco Erkal Tiyatrosu'na girdi ve çok iyi bir tiyatro eğitimi aldı. 1971'de Gülrüz Sururi Engin Cevzar Tiyatrosu'na girdi. Ali Erona, Turgut Boralı, Gülrüz Sururi, Engin Cezar'la birlikte "Çok korkmuştum fakat desteklerini de ziyadesiyle gördüm" dediği bu kıymetli sanatçılarla Güneş de Batar adlı oyunda aynı sahneyi paylaştı. Aziz Nesin'in yazdığı Hakkımı Ver Hakkı oyunuyla Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na geçti. Nisa Sevezli, Tolga Aşkıner'in içinde bulunduğu tiyatro topluluğuna katıldı. Amerika'da çeşitli workshoplara katılarak kendisini geliştiren Antatoros, Michel Mestre'den ve Stanislavski'nin öğrencilerinden Vera Vlasova ile çalıştı. Hollywood'da sahneye çıkarak eşi Misak Toros'la birlikte Evet Evet oyununu oynadılar. Türkiye'ye döndükten sonra Salih Kalyon Tiyatrosu'nda Umudunu Yitirme adlı oyunda oynadı. Antatoros aynı zamanda Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jüri üyesidir. Filmografisi: Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Yasemince, Adanalı, Yarım Elma, İstanbul'da Bir Malatyalı, Ah Geceler, Kara Melek, Mahallenin Muhtarları gibi pek çok dizi ve filmde üzerine yapışan kötü ve sert mizaçlı kadın karakterlerini oynadı. Yüzmeyi, tenis oynamayı, gezmeyi ve resim yapmayı seven sanatçımız Antatoros'a bundan sonraki yaşamında mutluluklar dileriz. Oyunculukta da bu çok önemli. Sen onu yaşamadın mı veremiyorsun. Babana söylemezsem diye aşağıda filmlerde kötü kadın ya da sert kadın kaynana, sert mizaç yapıştı size. Unuttuğunuz bir anda bir gün sahneden kaçtınız. Kaçtım, bıraktım, kaçtım. Yeşilçam'ı yaşatmak istiyorum diye bir şey bir cümle kullandım. Yok, eski molar gibi terk ediyorlar. Böyle bırakıyorlar, bir köşeye ölsün diyorlar. Ha. Bu demek. Anneler şimdi aynı yaştakiler oynuyor. Oynuyor, evet. Yaşlı çok görünümlü evet. Olan aynı anne oynuyor. Genç görünümlü olan, böyle bir abukluk da var. Bir gün taksiden aşağı atıyordu adam beni. Yağmurlu bir gün bilin. Sen o değil misin dedi, o kötü kayna. İn dedi, inmiyorum dedi. Bu şaka mı? Şaka değil, doğru. Gerçekten taşladılar ayol, arabayı taşladılar. Ay, programımızın sevgili izleyicileri. Bugün çok kıymetli bir
sanatçımız var. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu sevgili Anta Taros'la birlikteyiz. Anta Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Bahadır planlıyorduk. İyi bugüne denk geldi. Koronadan dolayı yani hiçbir şey yapılamadı tabii. Çok zor. Hala yapmıyorum. Yani inan ilk defa buraya geliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli gerçekten benim için. Sizle ilgili edindiğim bilgilere göre amatörden başlayalım. 18 yaşından beri tiyatroyla iç içesiniz. Tiyatronun içindesiniz. Biraz genel bir soru olacak ama bir giriş olması açısından. Buyurun. Tiyatronun sizi 1967'lere denk geliyor zannediyorum değil mi? 1965'li evet. Yıllar. O yıllardan bu yana tiyatronun değişimi ve gelişimiyle ilgili neler gözlemlediniz? Vallahi ne diyeyim tabii her şey değişiyor. Tiyatronun gidişi de değişti haliyle. Oyunculukta farklılıklar var. Daha natürel, daha içsel oyunlar oynanıyor. Yani oyuncular oynuyor daha doğrusu. Oyunculukta da değişiklikler var. Tiyatro salonlarında da var. Yani daha 600 kişiye oynanırdı, 500 kişiye oynanırdı. Şimdi 4-5 kişiye de oynanabiliyor. Yani değişiyor her şey gibi o da değişiyor. Kötü mü bilemiyorum. Belki de böylesi daha doğru. Yani olabilir. Evet, onun için bir fikir yürütemeyeceğim. Sonra haftanın iki günü oynanıyor. Ayda bir oynanan oyun var. Biz her gün oynuyorduk. Bu kadar ara verilmiyordu yani. Şimdi 3 ay sonra, 1 sene sonra oynanan oyun var. Yani. Evet. Şehir tiyatrolarında da o değişiklik, gerçi uzun bir zamandır, belki 5-6 yılı geçti. Çarşamba başlardı matine, akşam suare, perşembe akşam suare, cuma akşam, onda bir sıkıntı yok. Ama pazar oyunlarını kaldırdılar mesela, o çok kötü oldu. Yani herhalde seyirci toplayamıyor, bir şey oluyor yani bir de. Hayat şartları da değişti. Aslında daha sonraki... Televizyon yoktu. Evet, daha sonraki sorularımdan bir tanesiydi ama... mesela bu söylediğim İstanbul için geçerli. Diğer iller için söylemiyorum. İstanbul gibi metropol, büyük şehirler için söylediğim geçerli. Mesela Kadıköy'e bir gittiğinizde... Kadıköy'ün her sokak başında neredeyse bir tiyatro açmışlar. Az önce konuştuk program öncesinde de cep tiyatrosu 10 kişiye, 20 kişiye, 50 bile çok lüks, çok fazla oynanıyor. Bu kadar çok tiyatronun artmasını koyalım bir kenara. Bir de tiyatroya ilgi azalıyor. Tiyatro, yani bunu ben aslında bütün sanatçılarıma soruyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani tiyatroya gerçekten ilgi azalıyor mu? Yani gördüğüm kadar azalmıyor ama her akşam doldurabilir mi tiyatroyu, tiyatro patronları onu bilemiyorum. Yani televizyon çok etkiledi. Akşam evinde rahat rahat oturuyor. Çıkıp tiyatroya gitse... İşte yol parası verecek, oyun parası verecek, kola içecek ya da yemek yiyecek. Yani bu masrafı kaldıramıyor insanlar gibi geliyor bana. Biraz aslında pahalı. Çok fazla da şöyle. Çok lüks. Özel tiyatrolar için belki öyle 100-150'ye kadar bilet olan özel var, tiyatrolar tabii. Var ama devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrolarında da ben bunu her programımda söylüyorum. Değerli sanatçılarla da paylaşıyorum. 20 küsur yıldır, 25 yıldır oyun izliyorum ve şehir tiyatrolarında gerçekten kaçırdığım hiçbir oyun yok hemen hemen. Ama bir ay önceden bülten açılıyor, ilan ediliyor. Hemen gişeyi arıyoruz. 10.30'da hocam arayın diyorlar. 10.30'u 5 dakika geçip hocam kapandı, hocam yer yok diyorlar. Bu biraz çelişkili olmuyor mu? Vallahi hiçbir fikrim yok, bilemiyorum yani. Ben bu konuyu senden duyuyorum. Evet, ben oynanıyor evet, zannediyorum. Evet, yok. Şöyle oynanıyor, bilet bulamıyoruz, çok dolduruyorlar, kapalı bir şey oynuyor. Orası tabii daha ekonomik. Yani şehir tiyatrosu biletleri daha ucuz diyebiliyorum. Evet, ben para vermediğim için bir şey söyleyemiyorum ama yani daha ucuz sanki.
Evet, değil ondan mi? Belki. Tabii daha ekonomik. Tabii daha ucuz. Hele ki şu an belki pandemiden dolayı 1,5-2 yılın bir acısı var. Herhalde biraz onu çıkarmak için 20 oldu zannediyorum. Biz de toplu olarak alacağız bilet ama daha fiyatlarına bakmadım. Ama taş çatlasın 20 olsun. Çok fazla bir şey değil bir tiyatro için. O emek için hiçbir şey değil. Tabii bir şey değil. Onun için doluyor işte. Evet. Şimdi tiyatro geçmişinize baktığımızda Ante Hanım, çok kıymetli sanatçılarla birlikte çalıştınız. Şanslıyım. Evet, çok. Gülrü Sururi, Engin Cezar, Nisa Serezi, Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Güneş de Batar adlı bir oyunda Turgut Boralı, Ali Rona gibi isimlerle çalıştınız. Ve şöyle bir cümle kullandınız. Çok dikkatimi çekti. Dedim mutlaka soracağım Ante Hanım'a. Orada çok korktum ama çok desteklerini gördüm. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Şimdi ben o durumda sahneye çıksam, böyle acemi olsam, sizin o durumunuzu bilmiyorum ama herhalde ya da bu dönemin belki böyle yönetmenlerle çalışmadım ama herhalde çık dışarı, bu ne ya falan denir herhalde. Onlar size o destek dediğiniz şeyi çok kıskandım ve çok merak ettim. Nasıl bir destekti o? Yönetmenim çok iyiydi. Engin Cezar'dı. Gülrü Sarı'nın eşi. Evet. Oyuncular çok deneyimliydiler. Ben de aralarında işte öyle yap, böyle yap, bak burası iyi, bu böyle. Çok şeker bir şekilde. Yani beni öyle itip kapmadılar. Peki bu elektriğin, bu güzelliğin sebebi ne? Öyle olması gerekiyor. Hani böyle... Öbür türlü verimli olmuyor ki insan. Azarlanırsa, evet, itip kakılırsa. Evet. Tabii ki. Ama şimdikiler belki çokluktan dolayı mı? Ya da o dönemde... Öyle mi davranıyorlar? Öyle. Yani şimdi hani ben öyle çalışmadım ama duyduğum mesela isimler de var aklımda ama pek hoş olmaz söylemem. Ama söylemiyorum. Yok, gerek yok. Ama mesela ben o kişiye, o yönetmene... He yok, buna gitmemem gerekiyor. Çünkü ben de öyle gazla ve olumlu cümlelerle çalışan birisiyim. Demoralize oldum ve birden bitiyorum. Yok oluyor, her insan onu kaldıramıyor. Evet, bazı kapanıyor yani. Evet. Verimli olamıyor bir kere. Evet. Onun için biraz psikolog olmak gerekiyor galiba. Bir yönetmenin değil mi? Yönetmenin, evet. Çok şanslıymışsınız. Çok güzelmiş o Güneş'te Batar oyununda öyle bir destek ve öyle bir grupla çalışmamız çok güzel. Çok korktum. Çok korktum yani. Ben ne yapacağım dedim bu devlerle böyle. Hepsi birer isim. Bir ben. Kuş gibiydi. Ama şimdi ne güzel Antatoros gibi bir değer kazanmış olduk. Onların zaten emeği de var tabii, evet. Yani. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Bir tiyatronun bir ekip işi, bir takım ruhu olduğunu, takım ruhu gerektirdiğini biliyoruz. Bir tiyatroda ışıkçısından ses amirine, yönetmeninden oyuncusuna kadar, pek tabii ki oyuncuda ve yönetmende bitiyor iş ama bunu da çok merak ediyorum. Bir tiyatronun başarısı, yani bir oyun çok güzeldi, nefis bir oyun izledik diyorsunuz. O başarı yönetmene mi aittir yoksa oyuncuya mı aittir? Herkese ait. Değil mi? Başta tekstle başlıyor. Yazar, yönetmen, dekor, kostüm hepsi bir arada başarı elde ediyor. Tek başına olmuyor. Evet, hepsi. Oyuncu tabii ki. Mehmet hocama selam olsun, Mehmet Konuk hocama. Bir gün şöyle bir sohbette demiştik ki, bilmiyorum katılır mısınız? Boynumuz kıldan ince katılıyor. Estağfurullah. Sevgiyle olan iş bu. Evet. Demişti ki bir oyunun ilk gösterimi yönetmene aittir. Ondan sonra oyun oyuncuya aittir. Hani mesela orada oyuncunun girdiği, büründüğü tekst dışında, tekste işte üzgün olacak, işte şurada telaffuz, aksan yapacak, işte iki büklüm olacak. Onların dışında bir de bir şey katıyor oyuna. O kattığı oyun acaba yönetmenin müdahalesiyle mi oluyor yoksa oyuncu orada kendini bırakıyor? Kolektif. Kolektif değil mi? Beraber çalışıyoruz. Tek başına olmuyor. Yani oyuncu tek başına alıp yürütemiyor. Yönetmenin de baskısıyla olmuyor. Bu beraber çalışarak oluyor. Orada da bir frekans, bir elektrik var. Tabii canım. Yani onun fikirleri var. Öbürünün genel görüşü var. Genelin içinde
oyuncunun yaptığı ters gelebilir. Çok iyi oynuyorum zanneder ama genel gidişe aykırıdır. Anladım. O zaman olmuyor. Anladım. Amaca ulaşılmıyor çünkü. Evet. Mesela bir oyun izledim AKM açıldığında. Bir kişilik, bir kişi çıkıyor monolog gibi ya da diyalog iki kişilik. En zor oyun türü bence, evet. Neden? Öyle. Eğer top 10'da değil mi? Top 10'un dışında yani tek kişi insanları elde etmek durumunda. Evet. Rahat belki ama. Bir bakıyorsunuz mesela galada ya da premierinde bir bakıyorsunuz o bir kişiyi izleyip alkışlıyorsunuz ama arkadan 35-40 kişilik bir emek ordusu geliyor. O oyunun az önce söylediğiniz çok doğru. Beraber. Birlik beraberlik değil mi? Onunla çıkıyor oyun ortaya. Her ne kadar oyuncunun gibi gözükse de. Küçümsememek gerekiyor yani. Tabii ki. Öyle. Tabii ki. Peki 2010 yılında kaybettiğimiz eşiniz Misak Toros rahmet olsun. Çok değerli bir tiyatro sanatçısı, yönetmen, usta bir oyuncuydu o da. Ve röportajlarınızda, söyleşilerinizde hep çok renkli bir kişilikti, çok bilgiliydi, çok sevecendi ve çok şey kattı bana dediniz. Evet. Onun kattığı ki 18 yaşında sonra 22 yaşınıza mı denk geliyor? Evlendikten sonra, 1967 yılında zannediyorum evlendiniz. 67, doğru. Size bir eş olarak, bir yönetmen olarak, nasıl, usta bir oyuncu olarak nasıl bir destekte bulundu? Nasıl söyleyeyim ya? Çok güzel bir insandı. Ya tabii kötü tarafı yok muydu diyeceksin, huysuz tarafları vardı. Yalan söylemeyeyim, Allah rahmet eylesin. Ama güzel insandı, kültürlüydü. Yardımseverdi, destekledi, öğretti. İlk öğretmenim o oldu benim. Çok büyük yani, bir şans. Ve hep yanımda oldu. Yani kösteklemedi beni. Vay niye gittim, vay niye, yemek mi yok, çocuk da büyüttüm, torun da büyüttüm, evliliğimi de yürüttüm. Yani hep ama onunla beraber yapabildim. Adam gibi adamdı. Adam kılığında değil de adamdı çok yani. Çok güzel bir cümle, evet. Çok büyük bir şans. Öyle oluyor. Bir öğretmen, yani o hakkını yiyemem. Evet, iyi bir öğretmene sahip olmak diyorlar. Bir de bence iyi bir eşe sahip olmak da çok güzel bir ailenin çok, yanında. Tabii. Büyük şans. Büyük bir şans, evet. Çok şans. Ve ben onun gibi birini daha göremedim. Maşallah. Arıyorum var mı benzeri diye, yok. Gerçekten. Evet. Çok güzel. Yani kıymeti bilinmedi. Çok değerli bir insandı. Sanatkar yanı çok güçlüydü. Aynı zamanda müzik öğretmeniydi, gitar çalardı, evet. Kompozisyon yapardı, kuyumcuydu, evet. Resim çizerdi. Çok yönlü. Çok yönlü. Acaba diyorum uzaydan mı düşmüştü? O kadar özeldi. Ya o kadar özeldi. Ama çok sade bir insandı. Hani böyle böbürlenen, kendini bir şeyleri yerine koyan falan değildi. Onun için değeri bilinmedi. Biraz cilalamak gerekiyor galiba. Yani insan kendini çok mu öne çıkarmalı, o da hoş bir şey değil. Ama bu son derece sadeydi. Hiç talebe yetiştirdi. Oyuncuyu da Müjdat Gezen'deydi. Oradan bir sürü oyuncu çıktı. Evet. Ama bunlar yani ne kadar bilindi, ne kadar değeri var bilemiyorum. Vardır yine. Bilemiyorum. Arkasından ne güzel. Başka göremiyorum. Güzel şeyler söylüyorsun. Yani göremiyorum. Ama özel bir insandı. Hakikaten çok da başarılıydı yaptığı işlerde. Size destek oldu. Hiçbir zaman engel olmadı. Engel olmadı. Öyle abuk kıskançlıkları yoktu. Kendi de bu işin içinde olduğu için güzel bir arkadaş, güzel bir dost. Güzel bir sevgili yani. Ama tabii dediğim gibi yani zor tarafları yok muydu diyecektim. Bu melaike değildi. Tabii ki. Tabii ki insan. Beşer şaşar. Bir de şey bana çok ilginç geldi. Evliliğiniz siz arkadaşken
o başkasıyla çıkarken bize evet. mektup yoluyla bir ilanı aşk ve evlenme teklif ediyor. Evet. Hatta ben burada değildim. İsviçre'deydim. Beni yolcu etti. Sonra da evlenme teklif etti. Evet. Demek ki gönlünüz sizdeymiş yani. Öyle bir gözü varmış bende ama başkasıyla çıkıyordu yani hiç aklımın ucundan geldi ama çok çok hoşuma giden sevdiğim biriydi, takdir ettiğim hayran biriydi oldu. Yani. Evet çok güzel. Allah rahmet eylesin. Amin çok keyifliydi. Çok olsun. Hoş sohbet, sosyal yani ne diyeyim belki ben hiç böylesini seviyor olabilirim yani. Yok bence yani çok arama, çok bu hasletler şu anda kaç kişi, hele ki günümüzde bu kadar dejenere olmuş insanoğlun varken öyle insanlar artık mum yakıp aranıyor. Nedenini biliyor musun? Neden? Sevgisizlik. Sevgi kalmadı. Evet. Hep insanlar çıkarlarını düşünüyor başta. Başta evet. çıkar düşünülüyor. Ama o sevecen bir insan. Yalnız bana karşı değil, insanlara karşı sevecendi. Evet. Zaten bence bir oyuncunun, bir sanatkarın öyle olması önce gerekiyor. Önce humanist olması lazım değil mi? Öyleydi. Ama bakıyorum şimdi gittikçe azaldı. Azaldıkça da ruhsuzlaştı insanlar. Oyunculukta da bu çok önemli. Çok. Sen onu yaşamadın mı veremiyorsun. Yaşamak gerekiyor. Duyarlı olmak bir sanatçının evet. değil mi? En başta evet. olması gereken hasleti bence de. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama belki vakitleri yok. Çok çalışıyorlar. Yok. İnsan olmanın bu çalışılıyor bir şey. Ya ben de cevap veriyorum. bu vakit, yok. Bilmiyorum. Bu bence bu sonradan kazanılacak bir şey değil. Doğasında olmalı. Doğasında olmalı. Ben kötü bir insanmışım. Herkes beni çok yadırgıyor. Hadi iyi insan olayım. Olmuyor. O içten gelen bir şey. Evet, yani. Evet. Ama niye azaldı? Çünkü çok tükettik. Çok hele şu sosyal medya, teknoloji. Tabii ki bu... Bir kere temassızlık başladı. Herkes böyle evet. oturuyorlar. Yemeğe gidiyorsun böyle. O evet, nedir o? Allah'ım acıyor, yani anlamıyorum. Ye, evine git oyna ne yapacaksan evet. ya da. Fotoğraf paylaşıyorlar. Evet. Ben bunu anlamıyorum. Kime ne? Ne yemek yemiş, pazara gitmiş, vapura binmiş. Ne istersen yap evet, yani. Evet. Şimdi Anta Hanım, tiyatro oyunculuğu, dizi oyunculuğu. Sinema oyunculuğu. Hepsi de var. Hepsinin de tecrübesinde yaşadınız. Öyle oldu. Bir kere farklarını soracağım. Sizin gibi 50 yılını geçmiş bu sanata emek vermiş çok güzel, çok değerli bir insandan bunu duymak istiyorum. Tabii ki bunun cevabını biliyorum ama bunu size de soracağım. Tiyatro oyunculuğu mu, dizi ya da sinema oyunculuğu mu diyeceğim. Onu size bırakıyorum. Ve tiyatro oyunculuğunun zorlukları neler? Nasıl özveri gerektiriyor tiyatro oyunculuğu? Hepsi zor. Hepsi zor. Hiç kolay olanı yok. Ama tabii sinemada şöyle bir şey var. Düzeltebiliyorsun. Hata yaptığın zaman baştan alıyor. Yani bir daha çekiyor. Bir daha çekiyor. 40 kere çekiyor, 50 kere çekiyor. Sonunda yakalıyorlar. Tiyatroda öyle bir şansın yok. Yürü git. Devam etmek zorundasın. Bir söz öğrendim. Bir öğrencim söyledi. Çok güzel bir söz. Belki bilindik bir sözdür ama ben ilk defa duydum. Tiyatroda, sinemada ipte yürümektir. Tiyatro havada, sinema yerdeki ipte yürümektir. Çok güzel bir benzetme değil mi? Yani tabii özünde aynı tiyatro ve sinema oyunculuğu ama tabii sinema çok farklı. Yani tiyatro dediğim gibi 600 kişiye hitap edeceksin. Sinemada ağzının burnunun içinde duygularını yaşaman gerekiyor. Tiyatroda yaşamasan da oluyor. Hmm. Çok uzak. Yani yaşaman gerekiyor. Orada da yaşaman gerekiyor ama sinema kadar içinde değil. Gözünü, kaşını, bütün her şeyini görüyor. Sinema çok yakın. Hangisi sizi itiyor daha çeken hangisi? Ya ben ikisini de seviyorum. Sinemayı da çok seviyorum. Ben o bir anda o duyguları verebilmenin zevki başka bir şey. Gerçekten. İşte oyunculuk orada başlıyor herhalde. Ben hiç... Yani o farklı bir şey. Tiyatroda daha programlı gidiyorsun.
bir şeyi... Yani evet, Ayşe Obalı bitecek. Ama sinemada öyle bir sürü şeyi bir anda verebiliyorsun. Sanki tiyatro bana daha hitap ediyor gibi geliyor. Mesela o kadar... Ya genel öyle denir, klasiktir bu. A tiyatro hiçbir şeye değişmiyor. O anlamda demedim, rahatlıkla. Ya ama yani var. Öyle tabii. Tabii ki çok değerli bir sanat dalı. Ama bitecek sonunda bence. Ya. Öyle bu gidişle. Yani yok bu kadar... koronaydı, yok şuydu, yok buydu, yok pahalıydı. Onlar yani bahanesi, sanatın... Bahane değil, yok ekonomik kriz var yani şu ama anda. Yani. Bir tiyatro, o da var. Bir yıl içerisinde sinema evimize geliyor. İnternete düşüyor ya da YouTube'a düşüyor, her neyse o. Bunu bile bile insanlar, az önce de söylediniz ya, mısırıydı, içeceğiydi, o suydu, bu suydu. O suydu, bu suydu, gitmekti, gelme, taksi bulunmuyor, taksiydi. Şu anda ben gittim Osman Bey'de kaldım. Kaldım. Dedim otele gidip yat. Nasıl gideceğim? Sunu Allah'tan aradı o ara. Dedim böyle burada kaldım, aman hemen arabayı yollayayım, seni eve götürsün. Ay, evet. Yani böyle bir rezalet yaşanıyor. Evet, o da çok enteresan. O da var. Evet, evet. Toplu taşımaya bineyim dedim. Metroya indim. HES'le şey kodunu çıkmadığım için değil. Ayarlı değil. Evet. Çık dışarı dediler oradan. Ay dedim alın beni dedim, evet, ya. Yormayın dedim. Ne oldu? Programdan sonra ayarlayalım. Yani. Yok ayarladım ha, şimdi. Yaptınız, ama o ilk Bodrum'dan geldim. Vergi yatıracaktım. Şişli'ye gittim. 5 saat taksi aradım. Aa. Yürü yürü yürü. Osman Bey Teşvikiye Topacı. Yani böyle bir ızdırap olabilir mi? Aynen. Ya hayat şartları değiştikçe her şey değişecek. Değişmeyen. Mikroplar çoğaldıkça da değişecek. Aynı yere girme. 600 kişi deniyor şimdi. Bir tane boş bırakılıyor. O da ne kadar ne kadar yani, saatli onu da bilmiyorum. Bu şartlarla sinema o da olamayacak. Televizyon bence evde otur izle. Yani öyleye doğru gitme. Ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Ve insanlar tek başına yaşamaya daha çok başladı. Bireyselleşti. Bireyselleşti. Ya da aile varsa aile arasında yaşanıyor. Kaç sene oldu? Ortaköy'den Ulus'a taşındım. İnan 15 daire var apartmanda. 3 kişiyi tanıyorum. Kim oturuyor bilmiyorum. Bu maalesef. Bu günümüzün en acı... Ya eskiden herkes sokağa girdiğin anda evine gelmiş gibi hissediyordun. Evet, evet. Şimdi öyle bir şey yok. Değişiyor. Bu internetten dolayı mı? Teknoloji... İnsanlar temassızlaşmaya başladı. Ve hissizliği de getiriyor, duyarsızlığı da getiriyor. Evet. Şaşırmıyoruz hiçbir şeye. Şimdi şey diyorlar işte bu telefonla bankadan görüşme. Allah'ım yarabbim neler oluyorum bir görsen beni. Şifre geldi gir diyor. O ara şifre gidiyor. Basıyorum basmadı. Telefon mu bozuk dedim ne oluyor? Yani kafa yemeci. Araba gidiyorum banka bana yakın. Hot tut 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 da yapıyorum çıkıyorum. Sözde kolaylık. Evet. Oradan gir şifre yolluyor. Ulan benim işte. Ben para çekmiyorum. Neyimi soruyorsun? Hani bir soru soracağım alt tarafı. Evet. Zorlaştı. Yani zorlaştı. Zorlaştı. Zorla artık yani. Dedim ki değiştirin bunu. Kaydediyor musun? Ediyoruz. Değiştirin bu sistemi dedim. Evet. Daha kolay bir şey bulun dedim yani. Ne o ne olacak bunun sonu ne? Tuşa bas. Bitsin oldu. Her şeyi bir ekranla... Evet. Hadi bana anlat. Tiyatro de, sinema de. Yani bu kadar mesela az önce söyledik ya programın girişinde. Bu kadar çok cep ya da oda ya da işte birçok sahnenin olması, açılması tiyatronun geliştiğine, çoğaldığına ve değer gördüğüne hikaye mi? Tabii. Orada görünüp diziye girme çabası o. Onu bir alt basamak olarak mı görüyorlar? Evet. Bu kadar. Bak benim gençliğimde konservatuvar vardı. Onun dışında bir de sanıyorum üniversitelerde bile yoktu tiyatro bölümü. Yanılmıyorsam. Şimdi sokaklarda, evet. Belediyelerde eğitim evet, var. Evet, evet. Tiyatro yapanı kınıyorlardı. Ay tiyatro yapıyor. Şimdi aman oğlum tiyatrocu olsun, kızım tiyatrocu olsun diye bana geliyorlar. Ben dedim bir şey yapamam yani. Peki Anta Hanım hani hiç bu mesela düşündüğüm sorulardan biri değildi ama şu anda doğaçlama geldi aklıma. Bu tiyatro
yani yine çok klasik bir soru ama ben bizzat işin usta bir isminden duymak istiyorum. Bu tiyatroda bir oyuncuyu iyi yapan, evet bu gerçekten iyi aday, iyi bir oyuncu, çok beğeniyorum dedirten yetenek, çalışma. Bakıyorsunuz mesela konservatuvarın çok iyi bir bölümünü bitirmiş, iyi bir okulun konservatuvarını bitirmiş ama elini kolunu koyacağı yer bulamıyor. Bu yaparak yaşayan, yani yaparak mı pişiren bir şey, pişiren insanı bir şey? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Demin ne dedin, zorlu olmuyor, insan yapısında varsa var dedim. Hı hı. Hani ben sevgi dolu olayım diyemezsin. Seviyorsan seviyorsundur, sevgi doluysan o yapısal bir şey değil mi? Bu da doğuştan gelen bu bir bu da doğuştan bence. Bence okul tabii ki çok yeteneği varsa muhteşem oluyor da yoksa da bir şey yapamıyor. Zaten almıyorlar. İmtihanla alınıyor biliyorsun. Evet. Yani bir yetenek şart. Sizin Vera Vlasova'dan bir ders aldınız. Bir ara Amerika'daydım. Mitchell Nestor burada. Evet. Lee Strasberg'den ayrılmış bir workshoplara katıldım. Ben Hollywood'da da oynadım. Evet. Tiyatroda oynadım. Evet, oyunuyla değil mi? Ermeni evet oynadım. Beraber oynadık. Yani o şansım da oldu. Orada evet. Da sahneye çıkabildim. Evet, Hollywood'da oynadım. Aralardan sıyrılıp çıkanlardanım ben. Çok güzel bir şans. Eşiniz oynamamız çok güzel. Evet, karşılıklı oynadık. Çok oynadık. Dizilerde de oynadık biz. Evet. Dizilerde de oynadık. Peki bu Vera Vlasova'dan ya da Mitchell Nestor'dı. Evet. Onun Stanislavski'nin öğrencilerindendi. Kendisi öyle söylediydi. Stanislavski'nin öğrencilerindenim dedi. Çok yaşlı bir kadındı. Hmm. Ondan sonra ondan da aldık ama tabii onun şeyi farklıydı, öğrettikleri. Hı. Mitchell Nestor'ınki farklıydı. Farklı yöntemler, evet. Ekoller ya da. Aşağı yukarı aynı ekol ama tabii değişiyor. Yıllar içinde değişen değişiklikler var yani. Hep aynı kalmıyor hiçbir şey. Mesela onlardan öğrendiğiniz teknikler şu andaki Türk tiyatrosunda kullanılan bir şey mi? Sonuçta bambaşka bir kültür. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O da oyuncuya bağlı bir şey. Bazısında var, bazısında yok. Yani bu neden kaynaklanıyor onu ben bilemeyeceğim. Ama orada öğrendiğim natürel olmak gerektiğiydi. Doğal oyunculuk Stanislavski zaten değil mi? Ben yani çok yapmacık eskiden öyle böyle oynanırmış yani evet. Sahneye çıktı. Klasik projeyi evet, de evet. Ben de ona katılıyorum. Mesela bunu da birçok diksiyon dersi veren ya da tiyatrocuyla da konuşuyorum. Mesela hatta Tarun Karacaoğlu ile de konuşmuştuk. Haldun Dormen ile de konuşmuştuk. Yapıyorum, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Yok, gidiyorsunuz, yapıyorsunuz. O reyler mesela bir işte o var mı yok mu biri öyle yapıyor. Biri, evet, dikkat et bak şey. Yani. Sonra da çıkıyorlar aman çok düzgün konuşmak. Ne dediğini anlamıyorsun. Bir de o var. Tamam, tiyatroda da var. Ama reyleri baskılamak bence çok yani, yapmacık yapıyor. Yani evet, model konuşan insan var yani bu. Televizyonda da var, tiyatroda da var, lafa anlaşılmayan da var. Yani var ki var yani anlatamam. Ama Nisa'nın da mesela. O da tütü konuşuyor. Nisa Serez'de. Sürekli konuşuyordu ve böyle bir şeyi vardı. Artikülasyon zorluğu vardı. Evet. Hallediyordu, lafını anlatıyordu. O başka. Ama çok başarılı bir oyuncuydu. Yani bunu kısıtlamamak gerekiyor. Vay iyi konuştu, kötü konuştu, düz durdu, çok güzel, çok çirkini yok bu işin. Yaptığı işi doğru yapan kişi önemli bence. Çalışarak üzerine giderek ben bir sahnede ağlamayı beceremiyorsam ağlayabilir miyim? Ağlamayı öğrenebilir miyim? Öğretiyorlar. Ama tabii bunu duygusal anımsama diyeyim. Yani üzüntülü bir şeyi hatırladığın zaman sana çok üzüntü veren doğal olarak gelebiliyor. Hmm. Bir de teknik burnunun burasından işte bişler falan şey öyle bir şeyler var ama bunun doğalı o sahneyi hissedip ağlamandır. Bu kadar basit. Evet.
Şimdi Antı Hanım, Güldürüz Sururi ve Engin Cezar Tiyatrosu'nda çalışırken çok komik bir anınız var. Onu sizden dinlemek istiyorum. Kızınız İrna'nın ve annenizin de geldi. Çok klasik bir hikaye ama. Öpüşme sahnesi. Evet, onu sizden dinlemek istiyorum. Çok güzel, çok beğendim çünkü bu hikayeyi. Evet. Bir anıyı daha doğrusu hikayede. Ama anlattım onu. Olur. Yani o... Bizim programımızda da, dinlenmiş olsun. İşte kızım ufak o zamanlar, şöyle bir şey, tiyatroya geleceğim. Prova da değil yani, değil mi? Yok yok, oyun. Oyun oynuyor. Evet. Seyircili şeyde oynuyoruz Ayaspaşa'da. Ondan sonra işte bir sahnede de öpüşüyoruz. Yani Gülriz eşi, Gülriz'in eşi Engin, ben de hemşireyim. O bana asılıyor, öpüşüyoruz böyle bir sahne. Neyse, perde kapanacak ondan sonra da öpüşmesen. Engin geldi, yaklaştı, maske dedi böyle. Babama söylemezsem diye aşağıdan bize. Sen nasıl öpüşüyorsun? Şu kadar. Tabii Engin bir koltuğa yığıldı, ben öbür koltuğa. Bittik, ikimiz göz göze geldik. Ne oluyor diye. Öyle geçti. Sizi korumaya almış. Babam var ya. Babama söylemezsem diyor baba. Babayı korumaya alıyor. Anne gidiyor. Öpüşüyor ya. Ondan sonra Gülriz çağırdı onu. Dedi ben kızmıyorum. Sen niye kızıyorsun dedi. Benim eşim sonuçta. Evet, benim eşim dedi. Ben kızmıyorum. Sana ne oluyor dedi. Böyle dinliyor. Kaç yaşındaydı o zaman İrna? Vallahi çok ufaktı herhalde. 5 miydi neydi? 4-5 bir şeydi. Tiyatronun ayırdığında değil, onun bir rol olduğunu o zaman. Ya da ayrıca gerçekten... oynattık da Keşanlı'da oynadı ondan önce. Çıktı bayrak salladı. Ama çocuk farkında değil. Yani ne yaptığının farkında değil. Evet. Öyle mi? Ama o benim başıma gelene... Çok güzel bir anı. Bittik ama... yani böyle göz göze geldik. Ben her duyduğumda çok gülüyorum. Çok evet. Hani düşününce çok komik bir an, bir anekdot. Evet. O da enteresan çocuk oldu. İkimizden de öyle bir model çıktı. Evet, evet. Ama bir ara bir oyunculuğa sardı. Sonra iki tane çok iyi oynadı. Ya yani hakikaten çok yetenekliydi ama bir evde iki tane yeter, üçüncü olmasın dedi. Size bıraktığınızda şeyi aktif evet, evet. Peki Antı Hanım, yıllardır dediğimiz gibi 18 yaşından beri bu işin içindesiniz. Çok güzel oyunlarda görüyoruz sizi. Yani elimizden geleni yapıyoruz imkan bırakıldığı takdirde. Evet. Filmlerde kötü kadın ya da sert kadın, kaynana sert mizaç yapıştı size. Öyle bir görüntü var herhalde. Bende bir şey var. Biraz sert duruyorsunuz. Bir dehşet saçan bir halim var herhalde. Ben sizinle tanışana kadar şöyle destur yaklaşıyordum. Ya ben farkında değilim ama sonunda dedim bu kadar oynatıyorlarsa bende bir şey var yapıştı dedim. Yapıştı size. Evet, yani bir sert görünüm var dedim. Öyle güzel, bomb bir kadın. Güzel, çok hoş. Şimdi önce şunu sorayım. Bu kadar yıllardır oynuyorsunuz. İşte İstanbul'da bir Malatyalı aklıma gelen işte bir sürü... Karşı, her şeye karşıyız mı ne öyle mi? Ahmet Uğurlu'yla başladım. Mahallenin muhtarları. Mahallenin muhtarları, evet. İstanbul'da bir işte sonra mahallenin muhtarları, ana kuzusu. Nilgün, Marziye, Köstebek, Aşk ve Gurur, evet. Çok var. Evet, en sondan. Müslüm Gürses'le bile oynadım. O da televizyon filmi çektik. Evet. Şimdi orada bunları size geldiği zaman, bunu da hani ben de tiyatronun böyle ucundan köşesinden, biz de içindeyiz birazcık. Bize de çok kalın böyle tekstler geliyor. 120, 150 sayfa neyse işte oyunun içeriğine göre. Bir oyunu, burada tekniğinizi şahsi olarak çok merak ediyorum. Nasıl, çalışma yönteminiz nasıl? Onu nasıl ezberliyorsunuz? Nasıl içselleştiriyorsunuz? Hatta ezberlemiyorsunuz, onu yaşıyorsunuz ama hani bir sonraki cümleyle bağlantı nasıl yapıyorsunuz? Ben çıkayım aradan. Okuyorsun, sürekli okuyorsun. O zaman hakim oluyorsun. Sonra ne geliyor önce? Karşındaki ne söylüyor? O da önemli. Kendi rolünü ezberlemen değil mi? Karşındakini de neredeyse ezberliyorsun. Girdim şimdi. Unuttuğunuz bir anda bir gün sahneden kaçtınız.
Kaçtım bıraktım kaçtım. Nasıl toparlarsınız? Hadi bir gün kaçtınız. Bir kere oldu başıma geldi. Salih Kalyon'un oyununda oynuyorduk. Evet. Umudunu yitirme. Yitirme evet, umudunu yitirme Salih Kalyon. Ondan sonra girdim sahneye, bir şey oldu. Bak gitti. Gitti. Ya yok. Yok. Durma dedim, fırla git. Adamı bıraktım, Murat oynuyordu. Ben geçtim kulise. Orada toparlanınca geri geldim tabii. Ama gidiyor yani, çocuklar böyle bir şey yok. Trak geliyor değil mi? Siliniyor. Ben herhalde orada... Ama bir şey yabancılaştırıyor seni. Ne gibi? Yani orada olmayan bir şey birdenbire koparıyor seni sahneden, ha. O ara oluyor. Konsantrasyon gidiyor, trak geliyor dedikleri olay bu. Orada peki, tamam bir gün kaçtınız onu anladım da, yapamadığınızda biraz böyle ben herhalde kilitlendim. Gerçi benim de başıma geldi. Dördüncü sahneyi beşeye yaptım. İnsanız canım, her şey geliyor. Toparladık öyle orada ama olmayınca aha bittim ben dediğiniz o olmuyordur herhalde. Yok. Orada toparladık. Ama Murat bitti. Ben kaçtım, o bitti. Ona kaldı değil mi? Ona böyle kaldı. Güzel. Peki Altan Hanım, şimdi... O ara başına, aklına ne gelirse onu yapıyorsun o ara yani. O daha kötü ama bir şeyle çünkü baktım. Karşımdaki eğer kurtaramıyorsa, baktım ki o da bön bön bana bakıyor. Eyvah. Eyvah demin, çık dışarı de. bir tiyatrocunun da başına gelmiş böyle bir şey. Baktım diyor, yok Wagner çukurunda kaldı, adam oradan çıkması gerekiyordu diyor. Çıktım hemen... Allah'ım, herkes panik oldu, bütün diğerler bakıyor diye. En son çıktım sahneye, oturdum banka diyor. Dedim ki diyor, bir tarihi oyun oynuyordu. Ah işte Murat Paşa atıyorum. Şu anda burada olsaydın bana şunları söylerdin, biliyorum. Onun yerine başlamış, onun şeylerini söylüyor. İşte ona diyorlar bir şey yapıyor, oluyor, evet. Oluyor. Yani olmayanı yok. Evet, evet. Peki Ante Hanım... Sizin Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri jüri üyesi olduğunuzu biliyorum. Artık bu yaşa gelince jüri üyesi oluyoruz. Jüri ama çok güzel bir şey. Şunu çok merak ediyorum. Yılın en iyi kadın oyuncusu, yılın en iyi dekorcusu, kostümü, yönetmeni, oyuncusu, yardımcı oyuncusu seçilirken birincisi kendinizde bir baskı hissediyor musunuz? Yani orada birçok jüri üyesi var. Aday var tabii. Yani yok. Başkaları da fikir. Başkaları da fikir. Mesela onların fikirleri baktınız. Mesela 7 kişi atıyorum, yani örnek veriyorum. 7 kişi X düşüncesinde, sizinki başka. Onlardan etkileniyor musunuz? Böyle bir baskı hissediyor musunuz üzerinizde? Sonuçta yok, herkes da... kendi fikrini söylüyor. Sen diyorsun ki ben işte Ayşe'yi beğendim. Ben de diyorum ki yok, Fatma da fena değildi diyorum. Öbürü Nilgün vardı, o da iyi diyor. Yani ondan sonra o çoğunluk kimde kalırsa o kazanıyor. Hmm. Orada bir baskı ya da sorumluluk yok canım, yok illa sen de onu beğeneceksin diye baskı yapılmıyor. Hı-hı. Çoğunluk kim beğenilmişse o kazanıyor diyeyim. Anladım. Güzel bir oynamayla şey, jüri olmak. Çok oyun yani izlemek gerekiyor. Çok oyun izliyorsun, o güzel. Bazen inanılmayacak kötü oyun izliyorsun. O da oluyor. Ama maruz bırakmak da çok kötü değil. Artık bacakların, kolların çekiliyor. Sınava git, çıkamıyorsun da. Evet. Hani bir de jüri olarak gitmişsin. Bir sorumluluğu da var. Evet, yani ayıp olur bir de yani. Yazık, günah. Onlar emek sarf edilmiş, bir şeyler yapılmış. İyi oluyor, kötü oluyor. Var mı? Öyle bir, ama her akşam yoruluyorsun. Yorucu. Bazen mesela Şaylan iki oyuna birden gidiyordu, öyle, yok dedim. Öyle. Ben kaldıramam iki oyun dedim. Yani birine vereyim kafayı, iyice izleyeyim, çıkayım eve gideyim. Şimdi iki oyun birbirine karışacak gibi geliyor bana. Bir de yani üst kafa da kaldırmaz. Kafa kaldırmıyor. Zor. Gitmeler gelmeler çok zor. Çoğu Kadıköy tarafında oynuyor. Yetişmek, oyuna yetişme saati var falan filan, öyle zorlukları var. Ama keyifli tarafları da var, bir araya geliyoruz. İşte hoş, güzel sohbet, şey. Bir de bir işe yarıyor, birine moral oluyor en azından seçilen kişiye. Evet. Yani o ekipte olmak kötü da güzel bir şey. Yani. Ekipte olmak da güzel. Ama bu sene, yani geçen sene de yapamadık, bu sene de ondan öncekini de zaten yayınlayamadık. Yani
kazananları söyleyecek fırsatımız olmadı. Evet, bu sene sezonda oynayan hep oyunlar hep değişti. Pek sanmıyorum yani. Yapılmayacak mı? Pek sanmıyorum, mümkün değil. Çünkü zaten Şaylan Hanım İzmir'de. Sonra bu Kadıköy gidiş geliş problemi, odur budur çok zor. Yani diyorum sonunda evlere kapanıp oturacağız. Evet. Kalabalıktan ya da yolda kalacağız. Şeyin içinde biraz otobüs. Daha sanki böyle hani bu aşıların artması, biraz daha gerçi başka yani, delta versiyonundan başka versiyonlar da çıktı. İstanbul var kaldırmıyor bu kalabalığı olayı var. Evet, 18 yani, oldu, 20 milyon aşıyı olduk, yani. Onu olduk, bunu olduk da aşıya da bakmıyor. Evet. En azından hafif atlatıyorsun. Evet, evet maalesef. Bitse gitse de kurtulsak, normal hayatımıza dönsek ne çok şeyi özledik değil mi? Bu özel olarak yapıldı falan diye söylentiler var da. Evet. Yani evet. Olabilir de bu böyle ben, bir şey. Ben de inanıyorum. Yani komple teorisi değil. Birdenbire çıktı böyle bir şey yokken yani. Bilemiyorum. Dünyanın 2 yılına sebep oldu değil mi? Bu 2 yıla sebep oldu ve o 2 yıl ne kadar bizi belki de gerilere götürdü. Ve çok vefat eden oldu. Çok. Allah rahmet eylesin. Bizim bir arkadaşımız geçen hafta 26 yaşında vefat etti. Bir de genç bir oyuncu vefat etmiş. Evet, yeni. Evet. 1-2 hafta önce onu ben de duydum. 1-2 hafta önce bence o da çünkü korona neticesinde kalp krizi geçiriliyor. Dağıtıyor. Evet. Gencecik de ve Allah rahmet eylesin ne diyeyim yani. Evet. Yani söylenecek bir şey olmuyor, aynen. Ahmet Hanım, 2015 yılında Elazığ'da bir Çayda Çıra Film Festivali yapılmış. Yapıldı. Ve orada bir cümleniz var. Yeşilçam'ı yaşatmak istiyorum diye bir cümle kullanmışsınız. Yeşilçam'ı yaşatmak istiyorum diye. Doğru. Şimdi soracağım. Şimdi evet, Yeşilçam öyle bir büyüsü var ki, öyle bir değer ki. Yıllar önce mesela canım ben şahsi olarak canım çok sıkıldığı zaman böyle biraz isterik bir hale girdiğim zaman, ruh haline büründüğüm zaman ya da bugün ne yapmak istiyorum? Ya açayım bir Türk filmi, işte eskilerden izleyeyim. Farklıydı ama değil mi? Bambaşka, evet, bambaşka bir aleme gidiyorum. Şimdi evet, Yeşilçam'ın böyle bir büyüsü var ki o kadar imkansızlıklara rağmen o kadar güzel, gerçekten güzel. Bugünün lüksü yok o zaman. O zaman öyle bir lüksü yok. Olmadı baştan. Evet. Film harcandı mı? Değil mi? Bitmek zorunda. Bütçesi o belki sahne. O kadar fazla yani, bir şey yok. Sponsorlar yok belki değil mi? Yok tabii, karavanlar var. Yok. O yok, bu yok. Kostümler evden getiriliyor herkes çoğunluk. Herkes belki kendi makyajını kendi yapıyor falan şimdi. Saç yapı kendin yap desen yapamayacak evet, şimdi. Evet, evet. Yani onların hepsini siz bir de aldınız değil mi? Şan eğitiminden makyajına, bütün her şeyine. Ben her şeyimi kendim yaparım ve başkasının yapmasını da istemiyorum. Yapamıyorlar. Evet, evet. Yapamıyor. Ya olmuyor, bana uymuyor. Ne güzel, bu da güzel bir şey. Eski ama yani usta sanatçılar böyleler. Kendi göbeklerini ben, kendi kesiyorlar. Şeyde de öyle yaptım yani, dizilerde falan da kostüm mostüm her şeyimi kendim yaptım. Karışmıyorlar mı yönetmenler? Ya da yapımcılar. Yok, gösteriyorsun iyi diyor, yapıyorsun. Zaten onun getirdiği benimkinden iyi değil ki. Evet. Şimdi o zaman şöyle sorayım Ahmet Hanım. Mesela orada Yeşilçam'ı yaşatmak, bugünün hani sanatçılar olarak da soruyorum. Bugünün sanatçıları Yeşilçam'ı yaşatmak istiyorum derken, acaba Yeşilçam gibi bir de bugünün gençlerine ya da bugün günümüzün insanlarına, günümüz kültürüne, günümüzdeki insanlara bunu yaşatırken acaba bizim böyle bir değerimiz vardı, bizim altyapımızdı, biz buradan yükselerek ya da tabii ya, geçmişin geldik. İşte geçmişimiz. Senin. Peki ailen o. Bunun için nasıl oradan bir... Oradan geliyorsun. Peki nasıl bir... İnkar etmezsin. Ne yapabilir? Ne, nasıl bir nasıl yaşatılır? Bugünün sanatçıları yani, nasıl yaşatır? Hatırlatarak mı? Hatırlatarak yaşatamazlar gibi geliyor. Çünkü o dönem farklı, bu dönem farklı bir dönem. Hani unutulmasınlar, böyle değerlerimiz yani, vardı. Unutuluyor. Bak sana sayayım. Oynayacak bir sürü Yeşilçam oyuncusu var. Ben değilim tabii de. Ben iki arada bir dere olanlardanım. Oyuncusu var, hepsi evde oturuyor. Zıpkın gibi. Nilüfer Aydan'ı gör. Canavar gibi. Her yerde oynayabilir.
Yani onu bugünkü yapımcıların bir filmde oynatıp göstermesi gerekiyor. Ben de bunu hep söylerim. Evet. Kesinlikle ekranlardan uzak tutmamak, yüzünü hatırlatmak yani gerekiyor. Yani öyle oturan bir sürü insan var. Peki siz yaşatmak istiyorum derken bunu mu kastettiniz? Hatırlatalım. Unutulmasın diye söyledim. Yani nereden geldiğimizi unutmayalım. Güzel. O özveride bulunan insanları unutmayalım. Atalarımızı unutmayalım dedim. Değil mi? Oradan geliyoruz. Evet. Geçmişine... Ve güzel bir çalışma... Yine dediğim gibi daha fazla sevgi varmış, daha fazla... Beraberlik, birlik varmış. Bunları biraz unutmayalım, biraz örnek alalım. Aslımızı inkar etmeyelim yani bir yerde. Yazık olur. Çünkü emek vermiş insanlar onlar. Hakikaten zorluklar içinde, zor şartlarda çalışmışlar. Yani çok bugünkü lüks yok, kesin. Kesin yok yani. Peki Altan Hanım, hep konuşuyoruz geldiğimizden beri ama pandeminin etkileri, zararları ya da olumsuzlukları, menfeili ile ilgili. Siz pandemiyi sizi nasıl etkiledi? Olumsuzu biliyorum. Ben hiç böyle olumlu bir şey olmadı mı? Bazı insanlar işlerine dönmüşler, yaratıcı olmuşlar. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben genelde yalnız kalmaktan hoşlanan bir insanım. Yani yalnız kalınca ay ben ne yapacağım, nasıl yapacağım diyen değilim. Öyle bir şansım oldu. Bir de sakinimdir. Yani böyle sinirli değilim, bilmem ne değilim. Çok yorucu bir hayat yaşadım. Yani her türlü koşturma vardı. Bir ara 4 dizide birden oynuyordum. Birinden çıkıp öbürüne gidiyordum falan. Şöyle bir tane dinlendim ilk sene yani. Kemiklerim yan yana geldi diyebilirim. Geldi, ondan sonra da jüri oldum bilmem ne. Ders verdim, talebelerim oldu. Nerede verdiniz dersi? Ali Poyrazoğlu'nda verdim ben. Evet. O ilk kursu o açtı. Hı-hı. Sonra bu kadar çoğaldı. Evet. O arada biz Amerika'dan dönmüştük. Orada öğrendiklerimizi hemen şey yaptık. Uygulamaya koyduk. Ali dedi ki öğrendiniz gelin burada ders verin dedi. Karı koca orada da gittik ders verdik. Ya artık yorulmuşum herhalde. Bir de bir yaşım var yani bir yaşa geldim. İyi bu sene de idare ediyorum ya çünkü dediğim gibi kendimi oyalıyorum. Evimin işini yapıyorum. Bir kere temizlik memizlik her şey bana kaldı. Tabii ne kadar yapıyorsun da yapabildiğim kadar yapıyorum. Çok tepelere çıkamıyorum ama işte olduğu kadar yapıyorum. Zaten gün akşam oluyor. Akşam da televizyonun karşısında. Huzurlu bir insanım, oturuyorum. Ama başka karakterde olanlara ne yaptı onu bilemeyeceğim. Bazıları... Bak sen bile söylüyorsun. İyi olmuş. Evet, dinlenmiş. Hiç bakım güzel. Yok. Bir pudra bir şey sürdüm geldim maşallah, yani. Maşallah. Ha, gitmiyorum botoks dolgu yok şekerim. Gitmedi, gidemedim. Gitsem biz, yapacağım. Biz sizinle nerede karşılaşmıştık? O Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri son Ocak'ta yorgundum, Bahar Oyunu'ndaydı. Orada gördüğümden hani orada da çok şık ve güzeldi. Gençleşmişim değil mi? Gerçekten çok iyi olmuş. Yani bu hani bazı insanlar evet içlerine dönüyorlar, daha üretici oluyorlar yapamadıklarını koşturmadan. Çünkü dışarıda bir koşturma hali var. O olmayınca evde yapacak bir şey yok. Ne yapıyor? İçindekileri, yapmak istediklerini, hedeflerini ne yapıyor? Dışarıya çıkarıyor ya da vücuda getiriyor. O yüzden sordum. Sizi de dinlendirip daha bir... Ben dinlendim vallahi yalan söylemeyeceğim. Artık ama bundan sonra ne olur onu bilemeyeceğim. Evet. Yani bundan sonra bu yetti tamam. Evet. Tamam artık. Ama buna da alıştım. Buraya geleceğim ya heyecandan ölüyordum. Gidemiyorsun gelemiyorsun aptala döndük yani. Vallahi diyorum o biraz kötü bir öyle şey. Biraz oldu. Biraz dışarıya çıkarken... Panik oluyorsun. Evet. Peki Altan Hanım, bundan sonraki projeleriniz nedir diye sorsam ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ne yapmayı düşünüyorum? Hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Yok, bunu yapmayın. Evet. Yani sizin gibi bir değer şimdi, öyle oturmamalı. Yok, değer bilinmiyor ki yok, zaten. Hiç umurumda.
Yok bence size öyle geliyordur ama ki... Görüyorum. Sizi görünce yine insanlar, aa Altı Hanım, siz şu dizide... Yok onu yolda söylüyorlar. Niye oynuyorum? Emekli oldum dedim. Artık oynamıyorum, emekliyim dedim. Yok eskimolar gibi terk ediyorlar. Böyle bırakıyorlar, bir köşeye ölsün diyorlar. Bu demek. Evet. İşte bu da sonu nereye varıyor? Çünkü sevgi yok, saygı yok, özen gösterme yok. İşi bitti mi atıyor köşeye, o da orada gebersin diyor işte. Bu demektir. Ne diyeyim? Hadi sen söyle. Ne demektir? Ben şöyle yani düşünüyorum. Yani dizin ses veriyoruz, benim ses... Bu hareketsizlikten de oldu bunlar bütün. Bu bir yerde eskimolar gibi oldu. O zaman birazcık sistem ediyorsunuz bu yeni... Yani artık çok mu istiyorum? İstemiyorum ama bana tuhaf geliyor. Şimdi bu benim fikrim. Ama benim gibi bir sürü insan var, benden daha genç olanlar var. Neden? Yani, bilmiyorum. Sizin gibi kıymetli sanatçılara hep söylüyorum. Bu işe yıllarını vermiş emektar duayenlere... Mutlaka bugünkü senaristlere, yönetmenlere çok şey düşüyor bence. Mutlaka sizi acaba hatırı tanıyorlar mıdır? Akıllarına geliyor mudur? Gelecek, bilmiyorum. Gelecek. Vallahi bilmiyorum. Oraya geçiyorsa orası o kadar bir bedel gerektiriyor. Oraya gelecek. Bir az önce dedik ya, altyapıyı şey gelecek. Oldu, bence bir çeteleşme oldu. O çetenin içine girdin mi dönüyor çark. Onun dışında kaldın mı olmuyor gibi. Onların da bir... Yani ben çok şanslıydım. Çok iyi yapımcılarla çalıştım. Çok güzel geçti çalışma dönemim. Ama öyle olmayanlar da vardı. Ben duyuyordum. Ben rastlamadım. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Ama şimdi bu menajerlik, kas direktörlüğü girince ya onların adamı olacaksın. Artık bilmiyorum, kusura bakmasın hiç kimse. Yok, fikrim yani, evet, öyle. Ya da dışarıda oturacaksın yani. Biz genç değiliz. Hani barlara, kahvelere gidip işte orada bilmem git. Geçen gün bir yapımcı, Cihangir'e git diyor. Ne yapacağım dedim Cihangir'e gidip. Gidip orada oturacak mıyım yani? Cihangir'e gidip ben ne yapayım? Ha o genç olursun da tamam. Git otur orada, belki bir şey çıkar. Onların yani sizin ayağınıza gelmesi gerekiyor. Siz kalkıp kapı kapı dolaşıp yapımcı yok, dolaşıp beni de şu filmde oynatın değil mi? Şey yani işte tuhaf bir şey. Evet, böyle bir sektör var diyorsunuz. O sektörün içerisinde de bir kulis oluşturulmuş. Herkes kendi adamı. Gibi geliyor bana evet. Yani bir şey bildiğimden değil ama anladığım kadar evet. Öyle. Aynen. Yani birkaç kişiyi işte birinden çıkarıyorlar, öbürüne sokuyorlar. Hep aynı kişi oynuyor. Zaten bizim yaşlara rol yok. Bak, hep genç dizisi. Onu i̇şte da itiraf edelim. O dizide hiç mi anne yok? Hiç anne yok, baba yok, anne evet. Yok. İşte anneyi bırak, anneler şimdi aynı yaştakiler oynuyor. Oynuyor. Evet, yaşlı görünümlü evet. Olan anne oynuyor. Genç görünümlü olan. Böyle bir abukluk da var. Değil mi? Ne gerek evet. Var bu kadar? Neredeyse beraber diskoteye gidecekler. Baba oğul oynuyorlar. Evet. O da var. Yani sırf kadın için söylemeyeyim. Erkeklerde de o var. Neredeyse hadi evlen, biz gidelim diskoteye denecek kadar yakın. Evet. Baba oğul oynuyor. Böyle bir şey. Ama bu doğru mu? Bence de değil. Bütün dünyada böyle bir şey yok yani. Aynı yaştaki insan, anne oğul. Anne kız ya da baba oğul oynasın. Yani bir bizde bir avukluk var ya. Var evet. Böyle bir sektör var maalesef. Yine iyi sıyırıyor herkes. Evet, evet. İyi kurtarıyorlar. Altı Hanım, son olarak bugünün gençlerine söylemek istediğiniz, tiyatrocu adaylarına, oyuncu adaylarına söylemek istediğiniz kıymetli fikirlerinizi alabilir miyiz? Yani ben onları çok seviyorum. Yolları açık olsun. Zor bir dönem. Şansları bol olsun. Bak söylüyorum işte, gelecek durum bu. Sonuç bu. Ona göre davransınlar. Siz de şunu söylüyor musunuz? Mutlaka bir işiniz olsun. İşiniz ve hobi, bunu hobi olarak. Öyle yapıyorlar değil zaten. Mi? Yapıyorlar. Yani benim gördüğüm kadar hepsi kazandıklarını yatırım
restoran açan var, emlakla şey yapan var. Yani çok akıllılar. Ben onlara güveniyorum. Bizim gibi değiller yani. Çok daha akıllılar. İyi yapıyorlar. Ben onları çok takdir ediyorum. En büyük parayı alıyor bir kere. Evet. Şimdi başrol oyuncusu en büyük parayı alıyor. O alıyor 40, sen alıyorsun 2-3-5. Yani bu bir gerçek. Benim en zoruma gidenlerden bir tanesi biliyor musunuz? O karavanda sen sandalyede oturuyorsun. Bu evet, bu benim hiç yani, hayal edemediğim bir bu şey. Bu ne kadar adil? Bilemiyorum. Ben o insanın yanında, o büyük tiyatroya 50 yıl emeğini vermiş bir insanın yanında konuşurken böyle desturlu konuşurum. Ay sağ ol, eksik olma. Ama, o kadarına da gerek yok ama öbürü de çok kötü. Evet, ya bence çok yani, gerek var. Bir emek var burada. Bakın ne kadar değerli insanlarla çalışmışsınız. Onların tecrübeleri hep üzerinizde. Ne kadar sahne tozu yutmuşsunuz. Bunlar yatsınacak yuttuk, şeyler değil. Yardımcı olduk, yetiştirdik. Zaten yani... Bir büyüğün olması, benim dediğim gibi ben Güneşle Batar'da oynadığım zaman benim büyüklerim orada, Ali Eron'a vardı, Turgut Boralı. Olmasaydı ben bugün amta olamayabilirdim. Ama bugünkü çocuklar ondan mahrum. Yok. Bir duayenleri yok değil mi? Yok. Yani bir örnek alacakları, yok, yol gösterecek biri yok. Evet. Belki de gerekmiyor. Yok, bilmiyorum. Bence çok gerekli. Sizin... Ama o tecrübeden faydalanmak. Kesinlikle. O yaşanmışlığı görmek, yaşamak. Bunu yaşayamıyorlar. O elinizin, evet, ona değmesi gerekiyor. Evet. Bu bile bir ayrıcalık. Evet. Mesela bunu söylemeniz maalesef çok güzel bir şey değil mi? Ali Eronay'la, Turgut Boralı'yla, evet, Gülrü Sururi'yle aynı sahneyi paylaştığını bilmek çok güzel bir ayrıcalık bence. Engin, Nisa, yani bunlar hepsi değerli. Ben hepsi de çok güzel, çok mu şanslıydım ya da çok ben mi iyi huyluyum, evet, bilmiyorum ama yani şanslı gitti, öyle şey değil. Güzel tiyatrolarda, güzel yapımlarda çalıştım. Doydum da zaten. Ne mutlu ki Antatarız, evet, gibi bir değerimiz yetişti. Sağ ol, o senin takdiri. Evet, ben kötü takdiri. Kadın oynadım, bilmiyorum. Erol Taş da kötüydü ama bakın Erol Taş'ımız, evet, oldu. Ay, bir gün taksiden aşağı atıyordu adam beni. Yağmurlu bir gün bindi. Sen o değil misin dedi, o kötü kayna. İn dedi, inmiyorum dedim. Bu şaka mı? Şaka değil, doğru. Gerçekten taşladılar ayol, arabayı taşladılar. Ay, o kadar kızıyorlar. Bizim insanlarımız da mı? Ama demek ki... Fırıncılar Kadir İnanır'a nasıl yaparsın? Nişantaşı'ndaki, evet, o bir fırın var ya, evet, balikona. Oradan çıktılar, benim üstüme atladılar. Vallahi. Bu kadar yani, bunlar da bunları yaşadı. Bu sizin iyi oyuncu olduğunuzu gösteriyor ama onlar da manyakmış yani. Böyle halbuki şey çok da yumuşatıyorum, daha sert oynayabilirim. Ben biraz da böyle şeye vurmaya çalışıyorum. Ben de kötüyüm. Ya o kadar serti gibi çok sertleştirmemeye çalışıyorum. Evet. Hiç onun dışında kötü, hep kötü yani, kötü derken sert mizaçlı kadınları. Evet, her hafta adam vuruyordum ayol Mardiye'de. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle tam tersi bir rol gelmedi mi? O size yapıştı öyle. Geldi. Yalanda Handan ablayı oynadım. Yapabildiniz mi? İyi kalpli otel sahibiydi. Oldunuz mu iyi kalpli? Oldu mu yani? Niye olmayayım? Oldu. Hani yapacağım bir şey yok. Oğlum dövüyordu beni. Hep gelip gidip. Orada da siz Mağdure'yi oynadınız. Mağdure'yi oynadım. Başka nerede iyi kalpli oynadım? Yok, oynamadım galiba. Tiyatroda oynadım da. Kötü kadınsınız. Kötülüğü çok yakıştırdılar. Evet. Ama böyle bir duruşunuza ben korkuyorum ha. Anladım. Kalmadı şimdi. Kim kötü oynayabilir? Evet. İşte yapamıyorlar. Evet. Evet. Bu da güzel bir şey. Böyle acı bir durum var. Evet. Anta Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli zamanınızı ayırdınız, geldiniz. Lafı çıkaralım, yapamıyorlar, alınırlar şimdi. Onlar. Ben lafı ortaya söylerim. Kim ne gocunuyorsa alsın. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetlisiniz. Ay sağ ol, senin iyiliğin, güzelliğin yavrum. Oğlak burcu olduğunuz için. Oğlaklar ve başaklar çok güzel anlaşıyorlar. Belli oluyor mu oğlak? Evet. Ben de başak. Süsümden püsümdendir herhalde. Sen başak, sen Sunay'la aynısın. Suna keskin başak mı? Başak. Aa, çok güzel.
panik başlar. Ay sormayın ya, bu kaygı bozukluğu var ya. Gerçekten... Sen çok iyisin, çok kamufle ediyorsun. Ay güzel. O zaman onunla daha iyi anlaşacağım. Ama ne yaparsınız ikiniz bir arada onu bilemiyorum. Evet. Bir tane oğlak gerekiyor. Evet, oğlak mantığı ve rahatlığı. Rahatlığı gerekiyor. Anta Hanım çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ederim. Ayaklarınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Senin de yavrum. Güzel yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben daha mutlu oldum. Hatırlanmak da hoş oluyor. Çok. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık, emeğinize sağlık, zamanınıza çok sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok iltifat ediyorsun. Ben karşılığını veremeyeceğim. Evet. Çünkü ben böyle çok konuşmam, çok iltifatta bulunmazını burada bilmem. Çok teşekkür ediyorum. Buranın zekanı sahibi sizsiniz. İyi ki varsın.